Ramazan'da ihtiyaçlar sizde, teknolojiler MediaMarkt'ta. Airfryer'dan blender'a, kahve makinesinden çay makinesine binlerce teknoloji MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin. Bu Ramazan'da hayatınızı kolaylaştıracak teknolojileri keşfedin. MediaMarkt'la tam zamanı. Şampiyon duruşundan belli olur. Misli özel şampiyon oranlarla her gün daha yüksek oranla oyna kazanınca da şampiyon gibi kazan çünkü şampiyon duruşundan belli olur tüm normallerin üzerinde şampiyon oranlarla sen de Misli'de oyna bir farkın olsun. Bazen son söylenecek laflar ilk söylenir. Sınıfta kaldı. Bu sorunun baş aktörü Kadir Sağlamdı. Bugünkü çatışmalarda yönetim sıfır. Çok 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 kötü. El freniydi ya. ya şaka mı bu ya? Ben gördüğümü söylüyorum ya. FIFA kim ya? Olmayacak bir pozisyona var müdahalesi yaparak penaltı verdirtiyor. Bir tane pozisyon var inanılmaz. Doğru olsa ne olur? Hatalı olsa ne olur? İyi müeyyit olacak ya. Yani. Hadi canım. Memaramdır herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe Pendik Spor maçında hakem kararlarını konuşacağız. Yoğun bir maç hakem kararları anlamında ve Kadir Sağlam 37-38 yaşında FIFA hakemi yapılan Kadir Sağlam. Belki de öncesi ve sonrasında ilk defa stresi, baskıyı bu kadar hissedeceği hissettiğinde de sonuç itibariyle hakemlik adına ...olumsuzlukların doğabileceği bir maç yönetti diyebiliriz. Kaderi Sağlam bundan sonraki hayatı boyunca... ...alacağı maçlardan önce bu maçı açıp defalarca seyretsin. Her maçından önce seyretsin ki... ...öz eleştirisini yapıp kendisini geliştirmesi için... ...bu maçı bir eğitim maçı olarak görsün. dileyim bu. Maça geçeceğiz ama maça geçmeden önce şöyle bir durum. Pozisyonları tek tek değerlendirmek tabii ki Alparslan'la birlikte yapacağız. Bazen son söylenecek laflar ilk söylenir. Özellikle bu maç için. Bakın takım fark etmeksizin. Yani ne Fenerbahçe ne Pendik için demiyorum. Genel anlamda her iki takım içinde bir 90 dakika boyunca bir hakemin verdikleri vermedikleri ve veremedikleri üzerinden bu kadar hatalı olması inanılacak gibi değildi. Ben hep şunu söylerdim yani bu maça kadar ki bu maçta da aynı şeyi söyleyeceğim yani bir hakemin maç içerisinde majör pozisyonlarda skoru da etkilesin veya sonucu etkilesin bir hatalı penaltısı, bir hatalı kırmızı kartı veya doğru penaltısı veya doğru kırmızı kartı hakemin genel anlamdaki yönetimi açısından baktığımızda iyi veya kötü bir maç yönetti dedirtmemeli. 90 dakikanın geneline bakmalıyız demiştim. Bugün mesela spesifik anlamda ele aldığımız ceza sahası içerisi veya ciddi veya şiddetli hareket düşündüğümüzde belki bu gibi kararlarda Kadir Sağlam anlamında o açıdan baktığımızda hatalı diyemeyiz. Ama sadece onlara bakarak işte Kadir Sağlam'a iyi yöneti dersek de enteresan bir sonuç çıkarmış oluruz. Bugün 90 dakika boyunca Kadir Sağlam Fenerbahçe Pendik Spor maçında gerek Fenerbahçe'nin lehine ve aleyhine gerekse Pendik Spor'un lehine ve aleyhine teknik, disiplin hatta ve hatta futbolun hızlı oynanması, topun oyunda kalabilmesi adına mücadele dolu bir futbola katkı yapılabilmesi anlamında sınıfta kaldı. Hep derdim sadece hakemler üzerinden okunmaması gerekir. Futbolumuzun temaşa zevki, heyecanı, hızı, topun oyunda kalma süresi futbolcuların da büyük bir payı var derdim. Ama bugünkü maçta bu sorunun baş aktörü Kadir Sağlam'dı. Çok açık söylüyorum. Maçı yavaşlatma anlamında, bazı şeylere göz yumma anlamında kesinlikle ne kokartına ne de bugüne kadar yönettiği maçlara baktığımızda yakışmadı. Ama her şeyi geçtim. Bunlar teknik karar. Hani bunlar saha içerisinde bakılıp da Kadir Sağlam'a bir hakeme ya kötüydü deyip nokta koyacağımız durumlar. Ama Taşıdığın kokart, taşıdığın forma, temsil ettiğin camia. Bundan birkaç hafta önce başka bir takımın maçında yaşanan, hala görev alıyor herhalde buna rağmen ama o yutulan laflar bu maçta da gözünün önünde şöyle söyleyeyim kişisel alanın içerisinde bu kadar mesafeden bazı söylenenleri duyarsız ve umarsız izleyip hiç reaksiyon vermemesi ne konuşarak ne vücut diliyle ne de kartlarını kullanarak gerçekten hakemlik sıfatına titrine hakimlik basfına... büyük bir zarar verecek durumda bir kişinin bu kadar umarsız ve duyarsız kalması anlaşılacak gibi değil. Her şeyi bir tarafa bırak. Yani her şeyi teknik iyiydi, kötüydü, hatalı, doğru ama bazı durumlar var dediğim gibi. Birkaç hafta önce yardımcı hakem tarafından içinde olduğu yaşanan bir maç bugün de yine bir futbolcu ve hakeme karşı söylenenler sosyal medyada görülen ve yazılanlar paralelinde konuşuyorum ki ortak bir kanı olarak konuşmalar ve sadece tamam diyerek bu olayı kotarmaya çalışan bir hakim. Bundan sonra biz teknik konulara geçip burada doğru yaptığı desek, Burada hata edesek ne olur? Biz tek tek sarı kartlar vardı yoktu o budan ziyade şöyle örnekleriyle konuşalım. Mesela maçın başında Mert Hakan'a bir faal yapılıyor. Daha maçın başı. Pendik sporlu futbolcu sarı kartlık bir hareket yapıyor. Gidiyor yerine doğru giderken Kadir Sağlam hiç umursamıyor. Ya kardeşim maçın başı kart göstermeyeceksin madem tolere edeceksin kabul ya bir çağır şöyle vücut dilinle herkese açık futbolculara, taraftarlara bir uyarını yap. Sen bunu yapmadın daha o ikinci dakika mı ilk dakika mı ne? İşte olay bitti. Sonra Osterwold adımın ayağına basıyor. Kart vermiyorsun. Sonra Osterwold bir ikili mücadele sırasında faul yaptı diye öyle bir hani sarı kart çıkartıyorsun ki ilk hareketindeki vermemen ne kadar yanlış ise burada da vermen bir o kadar yanlış. Aynı derecede. Maç boyunca verdiklerinin çoğu yanlış, vermediklerinin de çoğu yanlış. Yani bu kadar olmaz. Örneğin sen bulursun pozisyonları. ND'nin pozisyonu var. Adam el yüze yapıyor. Faul veriyorsun, kartı gösteriyorsun. Ya gözünün önünde sana elle bu protestoyu yapıyor ya. Arandas'ının yarım metre yok. Ya ikinci sarı ya. Abi, göstermiyorsun. İlk yarıda Ferdi'ye kart gösterirken Korunic arkada seni alkışlıyor. Göstermiyorsun. Kalkıyorsun. Musamma'nın ikinci yarıda bence ayağını koyuyor. Ve batçuayı sağ ayağına doğru sürterek fual almak istiyor ve başarıyor. Kaldı ki fualı Musamma yapsa bile. Gittiği yer. Ya sarı kartlık değil bir şey değil ya. Seni alkışlıyor. Orada veriyorsun orada vermiyorsun. Tadiç el yüze vermiyorsun ama endiaya veriyorsun. Beilton'un ne Ferdi'ye yaptığı ilk ne de Ceko'ya yaptığı ikinci hareket sarı kartlık değil. İkinci sarı kartta hallediyorsun ki işte buraya doğru gidiyordu. İşte Umut Vadede atak diyorsun. Ya kardeşim orada Pendik Sporlu'nun topu alma şansı var. Önünü kapatma şansı var. Ha o futbolcu orada olmasın. Direkt Ceko girip kabul ama ne ayak basma var ne bir şey var. Halil'e diyorsun ki buraya doğru Umut Valide'ye atak var diye verdim diyorsun. Alakası yok. Ve Elton da ayağına bastığını zannettiği için atıldığını sanıp oyun dışına çıktığında kulübe bu şekilde anlatıyor. Yani niye verdiğini kimse bilmiyor yani. Öyle bir gereksiz. Endiayı ya dört tane ne sarı kartlık itirazla, kontrolsüz hareketle, el yüzeyle maçın başından beri dört tane pozisyonu var çıkartırız konuşuruz. O ikisi üst üste ya bileşik hareket yapıyor ya adam sana ya. Bak kurun için bir hareketi var mesela. Şunu yapıyor. Bak bu başka bir şey. Ama şu gözünün önünde başka bir şey. Devre arasında Mert Hakan'la konuşmalarını değinmiyorum. Değindim yani. Bana yani hocam. değinmiyorum bile yani. Şimdi Kadir Sağlam diyor ya diyor işte iki hafta önce dedi bu oldu diyor yardımcı hakem tekrar görev aldı. E şimdi ben diyor yardımcı hakeme karşı yapılan bu hakaret karşısında federasyonun hiçbir şey yapmadı. Bir, ne hakeme bir yaptırım uyguladı ne bir, birisine bir yaptırım uyguladı. Ben şimdi kalkıp buna diyor niye göstereyim diyor. İlk yarı Ceko'nun bir faal yapılıyor ceza sahası önünde. Bak önünde düdük müdük göstermiyor. O anda Fenerbahçe kullanıyor. Diyor ki köpüğü sıkıyordum diyor. Bak kabul. Bak sana kabul bu. Peki ikinci yarı bir pozisyon var. Tadiş'e foil yapılıyor. Daha yerdeyken yani Tadiş hemen kullanıyor topu. Hangi fenerbahçeli bilmiyorum. Soldan girecek. Bomboş önü ya. Düdük çalıyor. O Kadir Sağlam'ın klasik hareketi böyle kafayı sallıyor. Niye çaldın kardeşim? Niye çaldın? Niye oyunu sen yavaşlatıyorsun ya? Sen maç boyunca özellikle ilk yarı neden bu kadar müsamaha ediyorsun? her şeye oyunu hızlanmasını engelleyen bugünkü baş aktör hakemdi. Bak hep futbolcu ben derim bak. Hep futbolcuya ben söylerim. Öyledir de ama bugün buydu. Çünkü hiç böyle maç yönetmedi ki. Bendik Spor golü bulunca bir stres, baskı ne yapacağını şaşırdı. Tad için foul yapıldıktan sonra hemen başlatıp kestiği pozisyonunu bugünkü Real Madrid başında Arda Güler'in attığı gol var ya. Onun öncesinde hakemin yaptı. Bak fark bu işte seninle. FIFA hakemi oldu bu yaşta. Geçen sene Erkan Özdemar'ı FIFA hakemi yaptılar. Pişman oldular. Kokartını aldılar bir maçla. İki ay sonra lig düşürdüler. Şu maçı yöneten hakem kokart takacak mı hala o kokart? O son dakika o bir sarı veriyor. Ya kardeşim bak NDI'ye tad için verdiğin, NDI'ye verdiğin ama Tadiç'e vermedin. vermediğin. Illegal use. Yani kural dışı kullanım demek. Bak Tadiş de şunu yapıyor. Enday da koşarken bunu yapıyor. Ya kardeşim bu Osayi'nin pozisyonunda ikili mücadele. Adamlar birbirine yakın. Yani Osayi bölgesine yaklaşmasın diye şu kolunu açıyor ve kolun buraya geliyor ya. Yani futbolcunun hareketine göre sarı kart veriyorsun. 14 tane sarı kart çıkmış. Artık Osayi de kabulleniyor. Yani diyor ki bu bugün diyor sarıya boyandı diyor. Herkes ben de nasibimi aldım diyor. Haklı haksız yani. Ya, bu kadar olur mu ya? Ya bu Ya ilk yarı 30'a yakın faal ne demek? ikinci İkinci yarı 47 48 tane faul yani. İlk yarı 28 faul yapılmıştı yanlış Yani 30'a yakın işte. İkinci yarı da 50'ye yakına çıktı yani yakın bir iki tane. Atladıkları vardır onlar da demesi. Ha verdiklerinde de hata var o çoğunda. Bak ilk yarı zaten çok çok kötü. İkinci yarı hani Fenerbahçe'nin ilk yarı kötü oynaması, futbolcuların itirazlarını çoğalttı ama şu var. Ya sen her türlü maça öngörülü ve çalışarak çıkacaksın yani. Hazırlık yapacaksın. Bir maçın skoru ne olduğunda ne olabilir diye her türlü olabilecek durumlara karşı hazırlığın olacak. Bugünkü çatışmalarda yönetim sıfır. Hiçbir çatışmayı yönetemedi. Ne ile kalecinin gördüğü sarı kartlarda ne sonrasında Ferdi'ye Halil'in yaptığı kontrolsüz bir hareketle gördüğü sarı kart mesela orada doğru oradaki çatışma içine giriyor içinden çıkamıyor arkasını dönüyor olaya sonra bir tane pozisyon var inanılmaz bak inanılmaz Pendik Sporlu kafaya çıkıyor vuruyor direkten dönüyor faal veriyor öndeki yani kimse Fenerbahçe'de futbolcu çıkmıyor kafaya ve adamın herhangi bir yüklenmesi yok herhangi bir basması yok ama Kaleci çıkıyor. Kurun için faalü var. Ya avut veriyor ya. Ya gol olsa demek ki golü verecek ya. Ya şaka mı bu ya? Bak şöyle bir şehir efsanesi yok. Kalecinin dokunulmazlığı. Hayır. Bak kaleci topa çıktığı anda tamam mı? Bak şu bölgesi yani şarj yapacak bölgesi kaybolduğu için kaleciye buraya yapılan şu top havadaki iki eliyle birlikte yapılan şarj nizami değildir. Yani onun çünkü aynı şekilde karşılık verebilme olasılığı yoktur. Sen şimdi orada avut veriyorsun. e bir kere bu senin hatan. Sonra kalkıyor Erdem kaleci koşarak üstüne geliyor senin. Gerçi NDA'ya de geldi senin koşarak üstüne bir pozisyonda. O, orada da yine Endia'ya koşarak o, gelmişti. Ha, mesela Endia'ya koşarak geliyor. Bak üçüncü de bu. Bir faal bekliyor. Endia'ya koşarak geliyor üstüne böyle. Böyle dur diyor, dur diyor. Koşuyor hala. Orada da tık yok. Erdem ona doğru koşuyor. Sarı kartı var kalecinin. İllece cezasını mı terk etmesi lazım? Sana doğru koşması için. Kart görmesi anlamında. Yok. Mert Hakan golü atıyor. Ya senin dördüncü hakemin ne yapıyor? Yani tahrik ediyor rakibi. Kulübeyi. Ya var ya bir şey söyleyeyim Yani hem Fenerbahçe özellikle ilk yer ama futbolun bu kadar oynanması anlamında kötü olmasında el freniydi ya. Hakem bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Penaltıda penaltı NDA'ya mi yapıyor? NDA'ya Peki evet. o hareket kontrolsüz ve tehlikeli bir hareket değil mi? Niye sarı kart vermiyorsun serbest vuruş verdikten sonra? O NDA'yı Mert Hakan tam şut atacak faal veriyorsan eğer tam o şut atacak. Umut Vadeden bir atak kart yok bir şey yok. Bak bir, sana koşarak gelmesi itiraz. İki, penaltıda kontrolsüz hareketi bu. Üç, yani daha doğrusu senin dışarıda önce verdin. Üç, el yüze dört. Devamındaki pozisyon. Ve pardon, el yüze dört. Hemen onun kabinde kartlıktan sonra sana kollarını her şeyi sallayarak protestosu beş. Beş nesli kart görmesi lazım. Bir tane gösteriyorsun. Oradan Veilton'u iki tane anlamsız sarı karttan atıyorsun. Orada Musamma'ya fual yaptı diye Velev ki Fual, ya başçayı sağa doğru gidiyor. Ki başçay orada sağ ayağını bence takıyor. Alkışlıyor, veriyorsun. Ondan önce vermiyorsun. Tadiç'e vermiyorsun. El yüze, ee, enda ye bir. Ya yapmayın ya. Yapmayın ya. Daha neler var yani. Kalecinin üzerine gelmesine ikinci sarı kartı vermiyorsun. Mert Akın'a hiç kart vermiyorsun. Hangi birinden konuşalım ya? Ya biz burada A takım, B takım değil olayımız. Renkler değil. hakemin yönetimi bugün bak hakem yönetimi olarak ben penaltıyı konuşsam ne olur ya dışarıda verdi biz çizgiden baktık çok net bir şey yok sadece farazi konuşacağız içeride dışarıda var baktı verdi doğru olsa ne olur hatalı olsa ne olur ya iyi mi yönetici olacak yani hadi canım yani bu kadar şeyimiz benim bu anlattıklarım bir de maçın içerisinde vücut dili o özgüvensizliği bir ne oluyor ben daha farklı böyle şeyler detaylar da var hani oralara girem girmiyorum artık ya penaltı pozisyonunda bakıyorsun İrfan Can'ın sağ ayağı çizgi üzerinde. Şimdi sol ayağı sağ ayağının eğer önünde ise ilk temas anı çizgi üzeri bir gözüküyor. Ama uzaktan bakıyorsun mesela dışarıdaymış gibi gözüküyor. Şu da olabilir hani bazen... Şuradaki böyle ele top bir çarpar. Şu kolun açılması zannedersin ki top bu açıklıkta çarptı zannedersin. Halbuki topun çarpması ile birlikte yani hızlı olduğu için, hızlı akıtıldığı için çarptığı anda sen burada çarptı zannedersin. Şimdi burada da ilk temas anı çizgi üzerinde olup ama onun devamı o ayağının savrulması dışarıya doğru olduğu için bu da farz edilebilir. Yani çizgi üzerinde olup o da farz edilebilir. Ama şimdi buradan bu açıdan bakıyoruz veya o çizgisinden bakalım biz buna. Temasın ilk anı var de, deniyorsa o çizgi üzeri. Sonrası savrulması. Bizim seyrettiklerimizde biz izlenim bu. Bu. Ama Var'ın hangi açıdan çok çok net bir şey görüp verdi ki net yılların tecrübesi Alper Süper Lig'de çok maç yönettiği için bilir. Ya ben bugün bak bugün bugüne kadar hiç böyle şey yaptım mı Hakimlerle ilgili o kadar hatalı kararlar verildi edildi. Ama Bugün işte bazı şeylerin yutulması, edilmesi. Bir de üzerine o. Hani bak yardımcı hakemin söylendi, etti. Yut. Burada hakem, hakem. FIFA hakemi ya. Türkiye'de 7 hakemden bir tanesi ya. Ya sözle, sözle. Söz. İbrahim Üzülmez'in atılmasına, İrfan Can sarı sarıkaya... Buralara gelmiyoruz daha bak düşün. Bak buralara gelemiyoruz daha. Yani neden atıldı, niye yapıldı, tünelde neler oldu. Ya bak sana onları söylüyor bir futbolcu. Hangi futbolcu olsun? Sen sözünle, sen vücut dilinle. Hadi her şeyini bırak. Eğer kartlarını kullanarak o sözün üzerinde o otoriteni, hakemlik otoriteni kullanamıyorsan, tamam deyip geçiyorsan bu durum işte ...ele ele geçen Eyüp Çor Çorum maçı. iki pozisyon var kardeşim. Ne hakem ne var. Bu devreye girmiyor ve ya bu kararlar çıkıyor yani aklı muhafızam almıyor ve kalkıyor Pavel Cil var e, yurt dışından gelen eğitmenine karışmaması doğru demiş bugüne kadar karışılanlara baktığımızda ona karışılmaması Allah Allah yani, yani skandal dediğin şey bu ee sonra bir gün sonra aynı hakem var hakemi görev alıyor. Ve bugünkü maçta da yine olmayacak bir pozisyona var müdahalesi yaparak penaltı verdirtiyor. Hocam bak bu bunlar hele hele bugünkü hakem yönetimi, hakem karakteri, hakem sıfatıyla birlikte olay ne biliyor musun? Merkez Hakem Kurulu ve federasyonun hakemlik mevzusundaki özeti bunlar aslında. Yani aslında bunlar hakemlik konusunda bu kurumların özetini biz şu anda görüyoruz, okuyoruz. Diyeceğim bu maç için daha çok hani şey var da konuşulacak. Bir tane pozisyon var. Halil Ferdi yani arkadan çekiyor mu, çekmiyor mu? Mesela yandansa bu, mesela yandansa kart göz o zaman sana sorarlar. Jayden, o niye gösterdin? Umut'la pozisyonunda. Ya yani, ya o kadar şey var ki yani aslında birbiriyle bir maç içerisinde benzer pozisyonlarda farklı kararları var ki işte birinde faal veriyor birinde vermiyor birinde alkışladı kart vermiyor birinde veriyor birinde el yüzeyi vermiyor birinde veriyor ayak basmaya vermiyor üstüne koşanla veriyor vermiyor ama bugün şu var bir futbolcu beş net sarı kartlık yapıp bir tane sarı kart gördü bir maçta bu sanırım bir hakem rekorudur. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.